Themselves as women or men. That's why I couldn't identify. Oh, I thought it was a man. I'm non-binary. Okay. I've heard that. So, we need Turkish translation, right? So, Guruve Gaura Chanda Radhikaya Tadari Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Where's this coin or? Coin? She coming. I don't know, she didn't come. So, Matthew, sorry? Bertu, B-E-R-T-U. Bertu. So, is everything God? Her şeyi yaratıcı Tanrı mıdır? Sana soruyor Bertu. Oh, yes. That's a question. I actually don't believe in God. No, I mean, he doesn't believe in God. Tanrı inanmıyorum dedi. Ben confusion is there. Tabii ki bir kafa karışıklığı var orada. If everything is God. Eğer her şey Tanrıysa, yaratıcıysa. Is this God? O elimde şu tuttuğum sopa Tanrı mı? Then comes confusion. O zaman işte bir kafa karışıklığı geliyor. This has a beginning. Çünkü bu elimde tuttuğum sopanın bir başlangıcı var. This has a cause. Bir nedeni var. God has no beginning, no cause. Fakat Tanrı'nın bir başlangıcı veya nedenselliği yok. He's the cause of all causes. O bütün nedenselliklerin nedenseli. But he has no cause. Fakat hiçbir nedeni yok onun. He's the beginning of everything, but he has no beginning. Onu her şeyin başlangıcı Tanrı, fakat onun başlangıcı yok. So we cannot say simplistically everything is God. O yüzden biz basit bir şekilde, sade bir şekilde her şeyi Tanrı diyemeyiz. No, because there's cause and effect. Çünkü etki ve tepki vardır nedensellikte. This world is the effect. İşte bu dünya bu bir etkidir. The effect cannot be the cause. There's a difference. Bu etki de nedensellik olamaz. Bunların ikisi ayrı şeydir, iki ayrı şey. We prefer to look in terms of energy and energy. Biz o yüzden enerji ve enerjinin kaynağı, enerjitik olarak bakarız duruma. Matter believes in energy. Energy, right? Enerjiye inanıyorsun diyor. I'm actually not a spiritual person at all. Don't worry, we have not given up on you. Merak etme diyoruz. Şu anda senden şey yapmış değiliz. But you're an intelligent person. Fakat sen zeki bir kişisin. So religion should follow logic. O yüzden diyor, din mantığı izlemelidir diyor. Some philosophy. So. Felsefeyi izlemelidir yani, bir takım felsefeyi. Confusion. Energy and energetic. İşte bunun arasındaki karışıklık enerji ve enerjinin kaynağı, enerji. Cause and effect. Yani nedir bu? Neden ve nedensellik. Many people say God is an energy. Birçok kişi Tanrı'yı enerji olarak tarif eder veya tanımlar. No, but problem is energy always has a cause. Fakat sorun şurada yatıyor ki enerjinin her zaman için bir nedeni vardır. Energy cannot be independent of energetic. Yani enerji hiçbir zaman enerjitikten, yani enerjinin kaynağından bağımsız olamaz. Sound is one type of energy. Aynı işte ses bir tür enerjidir. Without a speaker, there's no sound. Eğer bir konuşucu yoksa biz o sesi duyamayız. Sunlight is an energy. İşte aynı şekilde güneş enerjisi bir yani güneş ışını bir enerjidir. Without sun, no sunlight. Fakat güneş olmadan da güneş ışığı olmaz. So God cannot be an energy. O yüzden Tanrı sadece enerji olamaz. Because the
God is the energetic. Tanrı enerjetik, yani enerjinin çıktığı kaynaktır, rezervan. The source of all energy. Yani bütün enerjilerin kaynağıdır o. Bütün But enerji. Without energy, also energetic has no separate existence. Fakat enerji olmadan da enerjinin kaynağının ayrı bir varoluşu, eksistansı yoktur. There is no such thing as sun without sunlight. Hiçbir şekilde işte güneş ışını olmadan güneş mevcut olamaz, onun gibi. Okay, so what is this relationship? O zaman bu ikisi arasındaki bağ veya ilişki nedir? Okay, so when I first met the Hare Krishnas, I said to one of them, God is energy. He said, no, energy always comes from somewhere. So God cannot be the energy. He must be energetic. Ben işte bu Hare Krishna'cılarla baktı yoga uygucularının ilk buluştuğumda dediler, sorduklarında dedim ki Tanrı enerjidir. Fakat onlar dediler ki hayır, Tanrı enerji değil. Çünkü bir o enerjinin çıktığı kaynak olmalı. Enerji kaynak. But I didn't want to admit he was right. Söylemek istemedim tabii, kabul etmek istemedim. 3 days I was thinking about. 3 gün düşündüm bunun üzerine. 3 gün. And I realized he's right. Ve sonunda idrak ettim, fark ettim ki bana söylediği doğruydu o kişinin. So some religions just look at the energetic. İşte bazı dinler sadece bu enerji, energetik, yani enerjinin kaynağına bakarlar, odaklanırlar. İşte özellikle şey gibi, İslamiyet, Hristiyanlık ve Musevilik gibi Abrahamik, yani İbrahim'den, Hazreti İbrahim'den gelen dinler bir tek enerjetik, yani enerji kaynağına odaklanırlar. İşte bir tek Allah'tan konuşurlar, Allah diye. Everything is Allah. Her şey Allah derler. Everything is God. Her şey Tanrı derler. Does that mean God has no separate existence from the creation? Bu, o zaman bu demek ki değil, bu demek değildir ki, yani Tanrı, o zaman şu soru sorulur: Tanrı'nın varoluş, yani yaratımdan ayrı bir varoluşu yok mudur, bir şey varlığı yok mudur? İşte o yüzden bazı dinler aşırı şekilde bu enerjinin kaynağına odaklanırlar. Yani nedene, nedenselliğe. Fakat başka dinlerde, bazı başka dinlerde enerjiye odaklanırlar. They do not accept any separate energetic. Yani energetic. Ayrı enerjinin çıktığı o enerji kaynağına inanmazlar. Like the followers of the yogi. Aynı işte yogiler gibi, yogacılar, yogi yapanlar, yoga yapanlar. They call the shaktas. Onlara şaktalar denir, şaktalar. Onlar potansiyele, yani Tanrı'nın o enerjisine ibadet ederler. But we cannot just accept one. Ama biz sadece bir tarafı kabul edemeyiz. Sadece bu tarafı veya o tarafı tek başına. Eğer enerji kabul ediyorsak, enerjetik, yani enerjinin çıktığı o rezervuarı da kabul etmeliyiz. Eğer enerjetik, yani enerjinin çıktığı o rezervuarı, kaynağı kabul ediyorsak, enerjiyi de kabul etmek zorundayız. So there was a farmer. Bir tane şey, çiftçi varmış. Chicken farmer. Tavuk çiftçisiymiş bu. Are you vegetarian? Sen vejetaryen misin? At least that you have to believe. En azından ona inanmalısın diyor, vejetaryenliğe. I'm from a city called Adana, which is basically heaven of kebab. Kebab yok. Kebab yok. You can be the first. You can. So, farmer was thinking. You can be the first. Sen ilk olabilirsin Adana'da. The farmer was thinking, this head of the chicken eating all my food. Çiftçi hep düşünüyordu, bu tavuk çiftçisi. Aa, benim tavuğum, hep bu tavuğumun başı benim şeylerimi, ürünlerimi. Yani tavuğun kafası acayip bir ekonomik bana yıkım yapıyor. Fakat tavuğun diğer yarısı, yani arkası, işte öbür tarafı, bana durmadan yumurta veriyor. So this is producing the gain. Ya bana kazanç sağlıyor bu yumurtalar. Criminal. Somebody, we're waiting 2-3 days for you. Oh, 2-3 gündür seni bekliyorduk. Gel şöyle otur. So, now she won't understand anything. Eyvah. So the farmer cut the chicken in half. Sonra ne yaptı peki çiftçi? Aldı, o tavuğu ikiye böldü. I don't want loss, I only want gain. Nedir? Ben kaybı istemiyorum, ben kazancı istiyorum. So both. These two sides are like half a chicken. İşte bu iki tarafı tavuğun yarım tavuktur, yani başı da
öbür gövdesi de yarım yarımdır. Those who only believe in God and those who only believe in energy. İşte o nedir? Sadece Tanrı'ya inananlar veya Tanrı'nın sadece enerjisine inananlar gibi. But some truth is in both parts. Tabii ki ikisinde de gerçek hakikat mevcuttur, iki tarafta da, yani iki inançta da. Religion means perfect harmony. İşte din ne demek? Dinde mükemmel bir denge olmalı, harmoni olmalı. Okay, so that is philosophy. İşte bu felsefedir. Yani filozofisi, felsefesi olmalı. Religion without philosophy is like one type of blind faith. İşte felsefe olmadan din olursa bu aynı bir kör inançtır. Yani körlüktür. But philosophy without some religious feelings, this is just dry. Fakat eğer yani dini, spiritüel duygular olmadan sadece felsefeye inanmak da kuru kalır. This knowledge should lead to some ecstasy. İşte ne olur, bizim sahip olduğumuz bu ruhsal bilgiler hepsi bizi vecd hallerine yükseltmeli, o duygulara. Ecstasy should also have some foundation. Çünkü yani vecd halinin de, bu duyguların, ilahi duyguların da bir temeli olmalı tabii. So, this relationship between energy and the energetic. İşte bu enerji ve enerjinin kaynağı arasındaki ilişki veya bağ. Describing the Vedic teaching. Bunlar işte Vedik öğretilerde, Vedik bilgilerde, en kadim eski Vedik yaratım bilgilerinde tarif ediliyor. Understand you guys? Anlıyor musunuz diyor. Okay, what is the relationship? O zaman bu ikisinin arasındaki bağ nedir? İlişki, yani enerjiyle enerji kaynağı, enerjinin çıktığı kaynak. MC kare. Einstein'ın şeyi var ya. Ha, MC kare. Madde eşittir enerji. Aslında çok doğru söylüyor. You are telling the truth so much, he's saying. Ah, yes. Yes. That's why I enjoy this. That's why ben buna, o yüzden ben katıldım bu Krishna bilincine, bak diyor ve diyor. Çünkü bu mantıktan dolayı diyor. What is the relationship? İşte ilişki nedir aralarında? Enerjiyle enerjinin kaynağı arasında. Because God also has... Çünkü Tanrı'nın da birçok yaratımı vardı. İşte Krishna diyoruz ona biz the Hindistan'da. Nedir o? Maddesel yaratımı, tezahürleri, ruhsal yaratımları, işte nedir buna? Tanrı'nın krallığı denir. Ve ruh, tabii ki ruh, ruhumuz. So, ruh hem maddede yaşayabilir hem de ruhsal, spiritte, yani ruhta ruhsallıkta yaşayabilir. Krishna'yar ananta şakti tinutu padan çit şakti jiv şakti maya şakti nam. Krishna is the supreme energetic. So Krishna en yüksek enerji kaynağı, enerjetik, yani rezervuar, enerjinin rezervuarıdır. Radhika, Radhika, Purna Shakti Krishna, Purna Shakti Mam, Dui Vastu Bednahi Shastrapani. So Krishna is the supreme energetic. So Krishna en yüce enerji kaynağı, enerjetiktir, enerji rezervuarı, enerjinin çıktığı yer. Yani o kaynaktır. An enjoyer of all potencies. Ve bütün potansiyellerin, bütün enerjinin zevkini çıkarandır. Potency always works under the direction of the potent. İşte potansiyel, yani enerji, her zaman o enerjinin, kaynağının etkisi, yetkisiyle çalışır. Right? These senses are like energy. İşte duyularımız aynı enerji gibidir. But they cannot function without me, the energetic. Fakat enerjetik, yani enerji kaynağı olmadan hareket edemez. See, I want to see, then I look. İşte ben bir şeyi görmek istiyorum, bakarım o şeye, o objeye. I want to hear, then I hear. İşte ben bir şeyi duymak isterim, işte duyarım kulağımla, duyum. Just in this body, I am the energetic, and the senses are the energy. İşte ben sadece bu bedende enerjinin kaynağı, enerjetik, enerjik rezervuarım ve bunlar da enerjiler bu. Okay, so the senses, the energy, always... İşte ne olur, bu duyularım, ki onlar enerji, benim direksiyonum, kontrolüm altında çalışır. So Krishna, he is the supreme energy. So duyduk, Krishna en yüce, supreme, en yüce enerjetik, enerji kaynağı yani. Ve onun birçok enerjileri var, o kaynaktan, enerji kaynağından çıkan. What he wants, energies do. İşte ne isterse Krishna, onun enerjileri gerçekleştiriyor, yaratımı. Krishna is not personally creating. Krishna, yani Tanrı, bizzat kendisi yaratımı yapmıyor. No need. İhtiyacı yok buna. He just desires. Sadece arzu ediyor. I want this. Ben bunu istiyorum. And his energies immediately fulfilled. Ve onun enerjisi anında o isteğini yerine getiriyor. Understand? Anlıyor musunuz? I want to create. Krishna diyor ki, ben yaratmak istiyorum. The material
Maddesel enerjisi, yaratım madde alemlerine. I want to enjoy. Ben zevk çıkarmak istiyorum diyor Krishna. The spiritual potency gives him the joy. O zaman Krishna'nın ruhsal potansiyel enerjisi ona zevk veriyor Krishna'ya. Çünkü Krishna ruhsal, spiritüel. Matter cannot satisfy. Hiçbir şekilde madde onu doyuramaz. I want to become many. İşte Krishna diyor ki ben birçok olmak istiyorum, pek çok. And another energy produces unlimited souls for his service. Ve başka bir enerjisi de Krishna'nın sayısız ruhlar çıkarıyor, tezahür ettiriyor. But he does nothing. Fakat Krishna hiçbir şey yapmıyor. Yani Tanrı hiçbir şey yapmıyor. Because he does everything just by desire. Sadece çünkü her şeyi sadece arzusuyla gerçekleştiriyor. Can I something you say he? But first time when I come the first time Krishna, Krishna. Yavaş yavaş diyor. Şimdi dersin tam sonundaki şey diyor. Because the male potency that is the potent. Çünkü eril potansiyel esas kudret, potent. Enjoy. Nedir? Zevk çıkaran. And energy is the enjoy. Enerjisi de onun zevki çıkarılan. I want to enjoy forms. I am looking. So ben bir formu, bir biçimi, zevkini çıkarmak istiyorum. Ben bakıyorum. So the senses are the servant of the person. Ne oluyor? O duyular, o kişinin hizmetkarı. So Krishna, the supreme male. Krishna en yüce eril. The supreme enjoyer. En yüce zevk çıkaran zat. The supreme controller. Ve her şeyi kontrolü eden. Because what he wants, energy does that. Çünkü o ne isterse onun enerjisi gerçekleştiriyor. Energy cannot be independent. Enerjisi onun bağımsız olamıyor o enerjetikten. Natasya karam karanam çebidite natat samas nacha adedika çebidite. So, the Shrutis describe Krishna does nothing. İşte Shrutiler yani Vedik bilgiler tarif ediyor. Krishna hiçbir şey yapmaz. He just enjoys. Sadece zevk çıkarıyor. And his energy is all fulfilling his desires. İşte onun enerjileri de onun arzularını doyuruyor. Bill Gates is building the boat or the yani, helicopter. Bill Gates tutup da hani helikopterler veya şeyler inşa etmiyor kendisi. This is a material example. Bu tabii maddesel bir örnek veriyorum diyor. Build. İşte ne diyor? Bill Gates emir veriyor. Şunu inşa et diye bir adama. O inşa et, o yapıyor o inşaatı. Başka biri yapıyor onun için. But he is not doing anything. Fakat Bill Gates hiçbir şey yapmıyor. It's a material example. Yani bu maddesel bir örnek tabii. But some idea we can. Fakat bundan bir fikir alabiliriz örnek olarak. So Krishna does nothing. So Krishna hiçbir şey yapmıyor Tanrı. You see Krishna, what's he doing? Nothing. Krishna'yı görüyoruz, işte hiçbir şey yapmıyor. Only enjoying. Sadece zevk çıkarıyor. He is not creation, creating. Yaratımı yaratmıyor. He's not destroying. Yaratımı yok etmiyor. He's not even maintaining. Hatta yaratımı devam bile, sürdürmüyor bile. He's not sending this heaven soul to heaven, this soul to hell. O hiçbir şekilde bir ruhu işte cennete, diğer bir ruhu da cehenneme yollamıyor. He is doing nothing. O hiçbir şey yapmıyor. He's just enjoying. Sadece zevk çıkarıyor. And all his energies are serving, fulfilling his desires. Bütün onun enerjileri de onun arzularını doyuruyor, yerine getiriyor. So, without Krishna's desire, the potencies cannot do anything. O yüzden işte Krishna'nın arzusu olmadan onun enerjileri hiçbir şey yapamaz, hareket edemez. But without Krishna's without the energies, Krishna can also not do anything. Fakat enerji olmadan da Krishna hiçbir şey yapamaz. So there is a relationship. So that bunun anlamı ikisi arasında bir ilişki, bir bağlantı var. Shaktiman is independent. Shaktiman yani bu enerjinin kaynağı bağımsız Krishna. Also dependent. Ve aynı zamanda bağımlı enerjiye kendisi. He is separate. Yani ayrık, ayrı. Also non-dependent. Fakat aynı zamanda da farksız ondan. Like sun and sunlight. Aynı işte güneş ve güneş ışını gibi. Without sun, no sunlight. Hiçbir şekilde güneş olmadan güneş ışığı da olmaz. Without sunlight, you cannot see the sun. Fakat güneş ışığı olmadan güneşi de göremeyiz. So this is very, very subtle point. İşte diyor bu çok ince bir nokta. What's the relationship between Krishna and his energies? İşte Krishna ile onun enerjileri arasındaki bağ nedir? Different. Farklılık nedir? Yet non-different. Ve farksızlık nedir? How can that be possible? Nasıl bu olanaklı olabilir? But that is God. İşte Krishna. O bir tek Tanrı'da mümkün olabilir. Achintya, inconceivable. Achintya yani kavrayamıyor onu.
Impossible things easily accomplished by him. Şeyler kolaylıkla gerçekleştirilir onun tarafından. Difference and non-difference. Nedir bu? Farklılık ve farksızlık. These are completely different things. Bu ikisi de birbirinden tamamen ayrıdır, farklıdır. Same, different. Aynı, farklı. But both things can be in Krishna, no problem. Fakat iki şey de aynı anda Krishna'da olabilir. Bunda hiçbir problem yoktur. So Vedanta Sutra says, what is it? Vinu Dharma Asraya. Krishna means all opposite things can easily be in him. İşte Vedanta Sutra diyor ki Vedik bilgilerde Krishna'da bütün zıtlıklar aynı anda mevcut olabilir diyor. Bu mümkün. İşte bunu açintya diyor. Kavranamam. Kavrayamamak bunu. Yani kavranamazlık. So God means that potency. İşte Tanrı demek o potansiyel, o kudret, o kuvvet. Yani onun için imkansız şeyleri yapmak çok kolaydır. For example, örneğin, he has no form. Örneğin onun bir formu, bir biçimi, sureti yoktur. He pervades everything. Fakat her yere yayılır o. Her yerde mevcuttur. Fakat he has also a personal existence. Fakat onun aynı zamanda kişisel bir varoluşu vardır, varlığı vardır. He enters into everything. Yani her şeye girer o, her şeyin içindedir. But at the same time he remains completely separate. Fakat aynı anda da her şeyden ayrık kalır, ayrı kalır. Understand? Anlıyor musunuz? He has not become the creation and lost himself. Hiçbir şekilde Krishna yani Tanrı bir Tanrı yaratım olarak kendini kaybetmez. God is everything. Herkes diyor ki işte Tanrı her şeydir. But what does God look like? Fakat Tanrı nasıl görünür? Oh, he has no form. Onun hiçbir formu yoktur der insanlar. Because we are bound by material logic. Çünkü biz maddesel mantıkla bağlanmış vaziyetteyiz. He pervades everything. Her şeye giriyor, her şeyi yayılıyor. He is all pervading. Her yere yayılan o, her yerde mevcut olan. But he is also localized. Fakat aynı zamanda local olarak mevcut yani. He has a separate existence from everything. Yani her şeyden ayrık, kendi bağımsız varlığı var, existence'ı. Bhagavad Gita Krishna explains. Bhagavad Gita'da Krishna bunu açıklıyor. I am in everything. Krishna diyor ki ben her şeyin içindeyim. Where is God? In everything. Nerede Tanrı? Her şeyin içinde. But the same time, everything is in him. Fakat Krishna diyor ki aynı zamanda her şey benim içimde. That's impossible, right? Bu olanaksız bir şey. He's in everything, but her same şeyin time, içinde. Everything is in him. Aynı zamanda da her şey onun içinde. That is Krishna. İşte o Krishna. So where is he? Is he inside everything? Nerede? O her şeyin içinde mi? Yes. Evet. But no. Fakat hayır aynı zamanda. Krishna, in Bhagavad Gita, Krishna gives some example. İşte Bhagavad Gita'da Krishna örnek veriyor, bir örnek. Clouds are in the sky. Aynı işte bulutlar gökyüzünde. Where are the clouds? In the sky. Nerede bulutlar? Gökyüzünde. Right. But the sky and the clouds are also fully separate. Fakat aynı anda gökyüzüyle bulutlar birbirinden ayrık, ayrı, farklı. So Krishna says, I am in everything. Krishna o yüzden diyor ki ben her şeyin içindeyim. Sarvasya chahamriti sanavisto. I am in every atom. Ben her atomun içindeyim diyor Krishna. All the atoms, electrons, everything. İşte atomlar, atomlar var, elektronlar, protonlar. Kim yapıyor? Kim bunu idame ettiriyor? Kim kontrol ediyor atomları, protonları, elektronları? İşte super soul, yani üstün ruh her atomun içinde. Without Krishna there is no existence of the atom. Yani Krishna olmadan hiçbir atomun mevcudiyeti söz konusu olamaz. Bu demek ki o en küçükten de en küçük, en ufaktan da en ufak. Fakat aynı zamanda en büyükten de en büyük. Zihnimiz bunu kabul ederse bu demek ki biz Tanrı'nın onun formu yok. Formsuz, onu inkar edemeyiz. But he has a supremely attractive form. Fakat aynı zamanda da muazzam şekilde çekici bir formu var, sureti var onun. Everything is him. Her şey onun içinde. But everything is not him. Fakat her şey o değil. He also is separate from everything. Çünkü o aynı zamanda her şeyden ayrık, farklı. Smaller than the smallest. En küçükten de en küçük. Bigger than the bigger. Fakat en büyükten de en büyük o. Like Allah. Allah means the greatest. Örneğin Allah. Allah demek en ulu, en büyük demek. This is one quality of God. Tamam, bu Tanrı'nın bir kualitesi, niteliği ama tam değil. But that is not the only quality. Sadece tek niteliği o değil. Yani ulu olması, büyük olması tek nitelik değil Tanrı'nın. Aynı zamanda en küçükten de en küçük o. So then Allah only describes one quality. O yüzden Allah ismi Tanrı'nın niteliğini tarif ediyor. Bir yönünü yani. So
not adequate. Fakat diğer yönlerini tarif etmiyor. So only one aspect is there. İşte o yüzden tek bir nitelik orada, tek bir taraf orada, yön. Okay. So bigger than the biggest, smaller than the smallest. O yani anladık ki o en büyükten de en büyük, en küçükten de en küçük, en ufaktan da. O her yere yayılıyor, her yerde. Fakat aynı zamanda bir onun kendi bağımsız formu var, sureti var, kişisel. He has no beginning. Onun hiçbir başlangıcı yok. But he takes birth. Fakat doğuyor, doğum alıyor. What? He's the mother and father of everyone. O herkesin annesi ve babası. But he has a mother and father. Fakat onun annesi ve babası var. You cannot deny. İşte bunu inkar edemeyiz diyor. God means everything. Çünkü Tanrı demek her şey demek. If we understand a little bit. Anlıyor musunuz diyor. Easy to understand. Çok kolay anlaması. You give up material logic. Eğer diyor maddesel logiği anlaması çok kolay. İşte çünkü madde bu dünyanın ilintili yaptığımız bir şey. Everything is possible for him. Yani şunu anlıyoruz ki Tanrı için her şey mümkün, olanaklı. One cannot say God. He cannot do. No, he cannot. Bir kişi diyemez ki o Tanrı bunu yapamaz. Biz bunu diyemeyiz. Whatever he wants, he does. Çünkü o ne isterse onu yapar. Kimse onu durduramaz. Someone once asked Prabhupada, "Can Krishna create something he could not lift?" İşte biri sordu bizim hocalarımızdan bir tanesi Prabhupada. Krishna bir şey yaratır da onu kaldıramaz mı kendisi? Yes. Evet dedi. And next second he would lift it. Fakat diğer bir dakika saniye kaldıracak o şeyi, kaldıramadığı şeyi. So, his, all these energies are his. Bütün bu enerjiler Krishna'na, Krishna'ya ait. Yani onun spiritüel, ruhsal kudreti, maddesel kudreti, enerjisi ve aynı zamanda ruh, yani bizler, ruhlarımız. Çünkü biliyoruz ki bu ruhumuz, yani ruh hem maddede hem ruhsal alemde yaşayabilir. O yüzden biz marjinal enerjisiyiz Krishna'nın. Krishna'nın milyonlarca potansiyeli, kudreti, enerjisi var. Fakat bu üç tanesi ana, asıl. These three come from Krishna. Bütün bu üçü bahsettiğimiz enerji Krishna'dan gelir, ondan çıkar. So they are not different than Krishna. İşte Krishna'dan farksızdır bu enerjiler. But Krishna is also different from them at the same time. Fakat aynı zamanda Krishna bütün bu enerjilerden de farklıdır, ayrıktır. So when Krishna desires to create, Krishna, the material energy, Maya, creates the millions of universes. Krishna yaratma istediğinde, o arzusu olduğunda onun materyal, yani maya enerjisi, illüzyon enerjisi bütün maddesel alemleri yaratır. Without Krishna's desire, material nature cannot do it. Krishna'nın arzusu olmadan maddesel doğa hiçbir şey yapamaz. Like the body. Aynı bir işte bedenimiz orada, kulağımız orada, burnumuz, kalbimiz, beynimiz, hepsi bedende var. Fakat içimizde ruh olmazsa bunların hiçbir hareket edemez. Gözümüz görmez, kulağımız duymaz. İşte aynı şekilde maddesel doğa bilinç olmadan hiçbir şekilde hareket edemez. İşte bu maya, yani maddesel doğa Krishna'nın kudreti, enerjisi. Ona ait. But it's not him. Fakat o değil. O Krishna değil o. Right? Yeah. He can become devotee. Sen devote adammış olabilirsin dedi. Anladın şimdi. So, the spiritual energy, the soul is another energy. İşte duyuyoruz ki ruhumuz farklı bir enerji. It ruh. Is superior to material energy. Bu ruh maddesel enerjiye üstün, yani maddesel kudrete üstün ruh. The scientists tell us consciousness comes from matter. İşte bilim adamları diyor ki bilinç maddeden gelir. Fakat bu doğru değil. Bu budalaca bir şey. Çünkü maddenin hiçbir bilinci yoktur. İşte hiçbir şekilde madde maddeye bilinçli olamaz. Consciousness must be separate from matter, otherwise we cannot perceive matter. İşte bilinç maddeden ayrık olmalı. Aksi halde maddeyi biz algılayamayız. Can this perceive that? Yani işte şu elimde tuttuğum şey bu davulu fark edebilir mi? İdrak edebilir mi? Hello, Mr. Medanga. Oh, merhaba Mr. Medanga. Diyemez. İmkansız. So we must be separate from matter, then we can be conscious. İşte biz demek ki maddeden ayrık olmalıyız ki anlayabilelim maddeyi. So life does not come from matter. İşte biliyoruz ki hayat maddeden gelmez. Do you believe in Darwin theory? Darwin teorisine inanıyor musun diyor. Yeah. Oh. Darwin theory have millions of flaws.
İşte diyor Darwin teorisi I'm noksanlıkları sure. var diyor. I'm not very good at it. I didn't make my research. Okay, now so these teachings so much attracted me in the beginning. İşte diyor bu başlangıçta beni bu bütün öğretiler çok cezbetti diyor bu duyduklarım. Darwin theory have no explanation where matter comes. İşte Darwin teorisi maddenin nereden geldiğini açıklamıyor, açıklayamıyor bize. Madde nereden üretildi peki? Also matter cannot produce consciousness. Aynı şekilde madde bilinç üretemez. Because matter has no consciousness. Çünkü maddenin bilinci yoktur. This body is made of how many elements in the periodic table? İşte bu beden hangi elementlerden yapıldı? 118 elementten yapılmış vaziyette beden. Fakat hiçbir bu elementlerin hiçbirinin bilinci yok. Which combination of matter produces consciousness? They're not proved. İşte hangi maddelerin hangi kombinasyonu bilinci üretebilir? Bunu kimse açıklayamıyor hiçbir bilim adamı. One time in Australia, I was on a bus with one guy. İşte diyor Avustralya'da bir seferinde ben bir adamla bir aynı otobüste gidiyordum. He had two PhDs. Bu adamın medical science yani medical tıbbi bilimde iki tane doktorası vardı. İki doktora yapmıştı. İşte ben iki doktora yapmış hiç kimseyle buluşmamıştım. I said how wonderful. Oh ne kadar muhteşem dedim ona. Please, then you must know where life comes from. O sen o zaman dedim hayatın nereden geldiğini biliyor olmalısın. Adam böyle ağzı açık bana baka kaldı. He could not answer one ben, yani bana cevap veremedi bu soruma. So the soul is called, material nature is called prakriti. İşte maddesel doğaya prakriti deniyor. Prakriti, material maddesel nature. Doğa, materyal doğa. But the soul is called para prakriti. Fakat para prakriti olarak isimlendiriliyor. Yani maddenin üstünde, yukarısında. Because consciousness controls matter. Çünkü bilinç maddeyi kontrol ediyor. Right. This body does what I wanted to do. Bu bedenim hareket most ediyor çünkü ben istediğim için. Çoğunlukla. Eat, walk, look, i̇şte bakıyorum, hear. Duyuyorum, yiyorum, görüyorum. This body is under the control of consciousness. So ne demek? Bu bedenim benim bilincimin kontrolü altında hareket so ediyor. Superior. Yani benim bilincim bu benim bedenime üstün, maddeye üstün. Anlıyor musunuz diyor. Right. So soul is superior to matter. İşte ruh maddeye üstün, onun üstünde. Ruh. So it's different from matter. Yani maddeden ayrık, farklı. It's the enjoyer and the controller of matter. Aynı zamanda maddenin kontrol edenin, maddeyi kontrol eden ve zevk çıkaran ruh. It is the knower. İşte bilen. And this world is the knower. İşte bu dünyada bilinen. Energy. İşte bu ruh enerjisi, yani bizler onun enerjileriyiz, ayrık enerjiler. Where the soul came from? Ve ruh nereden geldi, ruhumuz nereden geldi? Krishna's desire. Krishna'nın arzusu. Eko bahusham. I want to become many. Eko bahosham, yani ben birçok olmak istedim dedi Krishna. Alone is one happiness. Çünkü yalnız olursa bir kişi, hadi bir çeşit mutluluk o, tam değil. Many friends, many relationships. Fakat birçok ilişkilerimiz varsa, arkadaşlarımız varsa mutlu oluruz. And another happiness. İşte başka bir mutluluk gelir bize. So Krishna is self-satisfied. İşte Krishna tamamen kendi içinde doyumlu, tam, bütün. That is the nature of God, right? O Tanrı'nın özelliğidir, kendi içinde yeterli olması. All potencies rest in him. Çünkü bütün kudretler onda kalıyor, onda mevcut. So there is no happiness outside of him. Yani onun dışında hiçbir mutluluk yok zaten. But. Fakat hala. Also, aynı zamanda God, çünkü Tanrı o. He also depended on others. Çünkü onun başkalarına bağımlı olma, başkalarına dayanma aynı zamanda özelliği de var, tarafı da var. He finds happiness in himself only. Tamam, kendisinde bir tek mutluluk buluyor. That is called Atmaram. Atmaram deniyor ona. But kendi içinde tam. He also has the quality of being dependent on his happiness on others. Fakat kendi mutluluğunu da başkalarına bağlama yetisi ve tarafı da var Krishna'nın. That is Pararamata. İşte buna Pararamata deniyor. Independent. Bağımsız. But dependent. Fakat aynı zamanda bağımlı. How can he be both things at the same time? Fakat nasıl aynı anda iki şeye sahip olabilir, bağımlı ve bağımsız? That is Krishna. İşte o Krishna, Tanrı. He controls the souls. Çünkü o souls, o ruhları kontrol ediyor. His desire to have come. So Krishna'nın arzusu, yani Tanrı'nın arzusu sonucu ruhlar ortaya çıktı. But he also has the quality of being controlled by them. Fakat aynı zamanda Krishna'nın bu ruhlar tarafı da var, özelliği de var. Right.
If that soul has pure love. Eğer o ruhun Krishna için saf aşkı, sevgisi varsa. So these contrary, these are contradictions. Bunlar tabii iki zıtlık, iki opposite zıtlık. Krishna can have both. Fakat Krishna her ikisine de sahip olabilir. Because two type of happiness. Çünkü iki çeşit mutluluk vardır. By himself, one happiness. Tamam, kendi başına bir kişi tamam belki mutlu. Being subordinate. Fakat başkasının bağımlılığı altına gelmek de o da başka bir mutluluktur. I didn't understand the part where you said Krishna can be controlled by the ones who like possess love towards him. That is God. That's why Krishna is so attractive. İşte o Tanrı, o yüzden Krishna son derece cazip. PhD level. İşte bu diyor doktora seviyesi bu işin. Birazcık duyabilirsek bunu çok şanslıyız diyor. The greatest also find happiness in being controlled. İşte bu ulu olan varlık aynı zamanda birisi tarafından kontrol edilme mutluluğunu yaşıyor, like, tatmak istiyor. I heard one story. The Russian in the Second World War in the beginning, the Russian diplomat, he went to England to get help from the British to fight the Germans. İşte Rus savaşı, bir savaş, İkinci Dünya Savaşı varken Ruslardan bir minister İngiliz bakanına, Mr. Churchill'a gidiyor. Churchill'a gitmiş, Mr. Churchill England'a. İngiltere'ye Mr. Churchill'la buluşmak üzere. So, the Russian guy, he went to London to meet. İşte Londra'ya gidiyor bu Rus adam, onunla bu Mr. Churchill'la buluşmak üzere. Give us tanks, give us guns. İşte nedir, bize tank ver, bize silah ver diye. He was waiting outside 20 minutes, half an hour. İşte bu adam bekliyor Churchill'la buluşmak için 20 dakika, 30 dakika falan. What's he doing inside, which is so important? İşte ne yapıyor diye Churchill düşünüyor içeride, çok önemli. So he opened the door. Ve o kapıyı açıyor, aralıyor birazcık bu adam, Churchill Rus. Was with his grandson. Neydi? Churchill kendi torunuyla, oğlu torunuyla birlikteydi. Was riding him like a horse. Der, torunu da bu Churchill'ın sırtına çıkmış, onu böyle şey gibi, at gibi götürmeye çalışıyormuş yani. And Churchill would laugh, you know. Ve Churchill da öyle gülüyormuş, çok mutluymuş. These are like material example, but some idea we can... İşte bu maddesel bir örnek verdik ama demiş, anlamanız için kavramı. Being the controller is one type of happiness. İşte diyor, bir tarafından sevgiyle kontrol altına gelmek de ayrı bir mutluluk. But to be controlled is another type of happiness. Fakat aynı zamanda yani kontrol etmek başka bir mutluluk, kontrol olmak biri tarafından o aşk başka bir mutluluk. Bunu diyor inkar edemeyiz like diyor. İşte mesela diyor Mr. Erdoğan. At work, yes, sir. Yes, sir. İşte mesela işte işine gittiğinde neyse herkes selam çakıyor. Selam, emredersin diyor, selam efendi, diyor. Efendi, efendi. Efendi, efendi diyor. This is one happiness. İşte diyor bu bir çeşit mutluluk diyor. But he goes home. Fakat eve gidiyor. That relation will not work then. İşte oradaki bu tür bir ilişki evde çalışmayacak tabii. Maybe his wife will chastise him. Maybe işte belki karısı onu azarlıyor. Late again. Yine geç kaldın eve. Useless guy. İşe yaramaz adam. Ben sana birçok kere söylemiştim. Neden aramadın beni? Get your own dinner. It's there. Git orada yemeğini kendin ye orada. İşte bundan bir mutluluk hisseder o kişi. Or children. Veya çocukları. This is another happiness. Bu başka bir mutluluk. They do not see his position. Yani orada kendi makamlarını düşünmüyorlar, görmüyorlar tabii. He's given that up. İşte orada onu terk ediyorlar, o pozisyonu. Başka bir mutluluk tadıyorlar. Krishna bir tek kontrol eden her şeyi. Bu bir çeşit, tek bir yani tek taraflı bir mutluluk. Aynı zamanda o aynı zamanda kontrol edilen olmalı. Fakat bir tek o ruh, yani onu kontrol edecek o niteliğe sahip olan ruhlardan bahsediyoruz, öyle olmalı. İşte buna bhakti deniyor, adanmışlık, teslimiyet. Krishna gives this independence to the qualified soul. İşte bu Krishna kendi bağımsızlığını niteliğe ulaşmış bu saf ruhlara aktarır, verir. Because they will never misuse. Çünkü o saf adanmışlar, o azizler, evliya adanmışlar bu yetkiyi hiçbir şekilde kötüye kullanmayacaklar. In this world we have no such thing as full trust. İşte bizim bu dünyada madde aleminde tam birbirine güvenme şeyimiz yoktur. Yani tam olarak güvenemeyiz birine. But the qualified soul.
Fakat nitelikli ruha, çünkü o saf ruhlar hiçbir şekilde bu yetkiyi kötüye kullanmayacaklardır. İşte Krishna'yı kontrol ederek Krishna'ya muazzam bir mutluluk verirler. O yüzden işte en büyükten de en büyük. Fakat nitelikli ruhlar içinde en küçükten en küçük, en ufaktan en ufak. If I go to Oregon, you bomb, you'll not. We speak to him like his wife or his friend. That will not work. İşte diyor, ben işte Erdoğan'a gidip de desem, karısının ondan konuştuğu gibi konuşsam, bu işlemeyecektir. If I go to try to ride Winston Churchill. İşte gidip de Churchill'in sırtına binip de onu böyle at gibi sürmeye çalışsam, torunu gibi, işlemez bu. Because no relation. Çünkü ilişki yok arada, bağ yok. Bhakti means, bhakti yoga means yoga of relationships. Bhakti yoga means işte bu yoganın ilişkisi. So that is nothing higher. İşte bundan daha üstün bir şey yoktur. Daha üstün. İşte bu bhakti yoga ile Krishna'yı kontrol ederiz. That control is only for Krishna's pleasure. Fakat bu kontrol etmede bir tek Krishna'nın zevki içindir. Zevki is the mother and father of everyone. Krishna herkesin annesi ve babasıdır. Material nature is like mother. İşte maddesel doğa aynı bir anne gibidir, ana gibidir. Krishna says in Bhagavad Gita. Krishna Bhagavad Gita'da söylüyor bunu. I am the father. Krishna diyor ki, ben babayım. Because I place all souls in the womb of material nature. Çünkü ben bütün ruhları maddesel doğanın rahminde döllerim. So material nature is the mother. İşte o yüzden maddesel doğa bir annedir, the anadır. Woman cannot give birth without husband. İşte bu da aynı bir kadının kocası olmadan doğum yapamaması gibi. Body cannot do anything without soul. İşte beden ruh olmadan hiçbir şey yapamaz. So consciousness is called purush, the male. İşte o yüzden consciousness, yani bilinç, purush, eril olarak kabul edilir, so söylenir. Krishna is the male. O yüzden Krishna erildir, purush. And prakriti means energy. Prakriti de onun enerjisi ve dişildir. So Krishna is the mother and the father. İşte aynı zamanda Krishna ikisi birden, hem anne hem babadır. Because material nature come from him also. Çünkü maddesel doğa da Krishna'dan gelmiş, tezahür etmiştir. In philosophy he has no mother. Tabii ki felsefede onun annesi ve babası yoktur. But if you want to love him like a son. Fakat sen onu eğer oğlun olarak sevmek istersen, Krishna'yı, Tanrı'yı, öyle bir arzun varsa içinde, he can give you that position. Sana o pozisyonu verebilir. How can he give you that position? Because nasıl verecek? Çünkü o bağımsız, verebilir. So he chooses to give up his independence by giving that position. İşte ne olur, kendi bağımsızlığını terk edip Krishna sana o pozisyonu, anne baba pozisyonunu verir. And he can be the controller ve, but also the controller. Ve böylece hem kontrol eden hem de kontrol olan olanda. This is quite confidential. Fakat bu bilgilerdir. Activities only in one place called Vrindavan. Bu aktiviteleri, yani Krishna'nın bu eylemleri bir tek Vrindavan dediğimiz bizim yaşadığımız yerlerde mevcuttur. Where he becomes subordinate to the devotee. Ne olur? Oradaki kendi adanmışının etkisi altına gelir. Subordinate olur. His mother Yasoda. İşte onun annesi mesela Krishna'nın. She said, sit. Ne diyor annesi Yasoda Krishna'ya? Otur diyor. Dirty boy. İşte kirli çocuk. What nonsense you're doing? Ne anlamsız şeyler yapıyorsun? Ne yapıyor annesi? Alıyor Krishna'nın kulağını, yakalıyor, onu azarlıyor. But only for Krishna's good benefit. Neden? Bir tek Krishna'nın merhameti için. And Krishna feels so much happy. Krishna'nın faydası için, pardon. Ve Krishna da çok büyük mutluluk hissediyor. I swear to Siddhartha Premnahimo, but Krishna says the whole world worships me when the one. İşte Krishna diyor ki, bütün dünya bana el pençe ediyor, önümde böyle titriyor. I am not fully satisfied by that. Fakat ben bundan tamamen tatmin olmuyorum diyor. When the devotee chastises me. Krishna, işte Krishna diyor ki, adanmışım beni azarladığında. Rebukes me. Veya beni aşağıladığında. Calls me bad names. Bana kötü isimlerle hitap ettiğinde. With full relationship, full affection. Ve nasıl yapıyorlar bunu? Tabii tam bir bağlan, tam bir ilişkiyle, tam bir sevgiyle yapıyor bu adamlar. İşte Krishna diyor ki, bu bana çok son derece büyük mutluluk veriyor diyor. Okay, so Krishna desires to create the material energy creates. İşte duyduk, Krishna yaratmayı istiyor, arzuluyor. Onun maddesel enerjisi de her şeyi yaratıyor. He wants by himself he enjoys all enjoyment, but when he wants to taste enjoyment from others, he creates the souls. İşte kendi içinde her şeyi. Jiva Shakti create unlimited souls.
bu şekilde kendi içinde tamamen her şeyi, fakat bunu dışarı yansıtmak istediğinde kendi jiva şaktisi bütün ruhları yaratıyor. And when he wants to enjoy spiritually, ve ruhsal olarak da zevk çıkarmak istediğinde Krishna, no, then he manifests his parashakti radhika. Ve bu kendi para şaktisi dediğimiz en büyük enerjisini, şaktisini tezahür ettiriyor. İçsel enerjisi o ve onun ismi Radha. The fully spiritual potency. O ki tamamen ruhsal olan kudreti, Krishna'nın potansiyeli. When Krishna desires to enjoy, how does he enjoy? İşte Krishna zevk çıkarmak istediğine nasıl zevk çıkaracak? Only through this. Nedir? Para sadece para şakti aracılığıyla, en yüksek enerjisiyle, so aracılığıyla. İşte duyduk, Krishna en büyük enerji kaynağı, enerjik rezervuar. She is the supreme energy. O ve o she, yani dişil enerji de onun en büyük enerjisi. Always together. Her zaman birlikteler, Radha like ve Krishna. Aynı güneş ve güneş ışını gibi. But separate. Fakat aynı zamanda ayrıklar, farklılar. The supreme male, Krishna. Nedir? En yüce eril Krishna. The supreme energetic. Ve en yüce enerjik kaynak olan Krishna. And the supreme energy. Ve onun en yüce enerjisi Radha. The supreme enjoyed. Nedir? En yüce zevki çıkarılan. The supreme enjoyer, the supreme enjoyed. Nedir? En yüce zevk çıkaran, en yüce zevki çıkarılan. We must worship both. Yani biz her ikisine birden ibadet etmeliyiz. Kevala mana putaso gyani radha anadar koriya bhavani. Those who only worship Krishna but not accept his energy, they are just false ego. İşte diyor, bir kişi Krishna'yı, yani enerji kaynağını kabul eder, enerjiyi kabul etmezse diyor, bu yanlıştır diyor. So he is the enjoyer. O işte zevki çıkaran. And she is the source of all enjoyment. Ve onun dişil enerjisi bütün zevkleri Krishna'ya verendir. Krishna's happiness. Krishna'nın mutluluğu. But she gave him so much happiness. Fakat o hala Krishna'ya son derece aşırı mutluluk verir. So she is called Ladini Shakti. O yüzden dişil enerji işte Ladini Shakti olarak isimlendirilir, Radha. Okay, we must worship both. Biz her ikisine birden ibadet etmeliyiz. Yüce enerji kaynağı ve onun enerjisi. Any questions, madam? Sorunuz var mı diyor? Karıştı mı kafanız? Just hearing. Duyun sadece diyor. Tamam, anlamasanız bile diyor, önemi yok diyor. Bunlar çok, yani Hindistan'ın çok derin bilgileri. Someone else Guru Dev, we don't understand many things you're speaking. İşte biri diyecekti ki bizim ruhsal etmemize birçok söylediği şeyi anlamıyoruz. Hoca da tamam, önemli değil diyecekti. Eğer siz çok hızlı bir şekilde tütsü üreten bir fabrikadan geçerseniz, diğer taraftan çıktığınızda o tütsü üstünüze siner. İşte bir, yani bir şey gelecek, bir koku gelecek. Topics of Krishna we don't understand. Tabii ki bu Krishna'nın bilgilerini belki anlamıyoruz şu anda. But Krishna, Radha, all these things here. Fakat Krishna, Radha isimleri duyuyoruz şu anda, onların isimlerini. Yani bir şekilde gidiyor içi kalbimize. So Hare means her. Hare dediğimizde o Krishna'nın enerjisinden, dişil enerjisinden bahsediyoruz. Hare. Krishna is the all attractive. Krishna herkesi, her şeyi kendine cezbeden en cezbedici varlık. But he is attracted by her. Fakat o hala o kendi enerjisi Radha tarafından cezboluyor. Because she is the abode, the source of all service. Çünkü o Radha bütün Krishna'nın mutluluklarının ve hizmetlerinin kaynağı. She is the supreme potency. Nedir o Radha? En yüce kudret, enerji. Unless the souls take shelter of her, how they can love Krishna? Eğer korumasını almazsa Krishna'ya nasıl ulaşacaklar? So Krishna is the supreme attractive. Krishna işte en yüce cezbeden varlık. But she attracts him. Fakat Radha hala onu cezbediyor. Yes. Bir şey sorabilir miyim? Mesela Hatha Yoga'da veya Pranayama'da İda, dişil kanal, Pingala, eril kanal ve burun deliği çalışmaları yapılıyor. Sol ve sağ burun deliği. Aslında bu etken ve edilgen olan tarafını, eril ve dişil tarafını dengeleyip susunla kanalacak. Yin ve yang gibi. Evet, yer ve gökü birleştirmek için. Yani burada önceki konuşmamızda şeyden bahsetmiştik. Bu
mantradan bahsetmiştik. Onun dışında da bu tarz mesela burun deliği çalışan pranayamalara nasıl, yani bu eril ve dişil kendimizde o tarafları bulmak ve dengelemek hakkında ne düşünüyor? So, veya başka mantra dışında başka bir önerisi olabilir mi? She's asking about this when they do pranayam, all this yin and yang or this male and female energy, so the mantra. This has nothing to do with that. İşte diyor bunları unut diyor, bundan alakası yok diyor. Bu diyor aslında şey gibi, ilkokul seviyesi gibi oluyor diyor bu şey. Biz şimdi şu anda onun doktora derecesini konuşuyoruz. Yani o bahsediyor. Çünkü yogada bir tek ruhu idrak ederiz. Fakat diyor ruhun Tanrı ile olan ilişkisinin konusu yogada bahsedilmez bundan diyor. İşte ağaç gibi örneğin. No flowers, fruits, leaves, işte nothing. Yani diyelim ki bir ağaç ama ağacın yaprağı yoksa, meyvesi yoksa, çiçekleri yoksa. So only knowledge of the soul, nishkarma. Nishkarma yani bir tek ruhun bilgisi yeterli değil diyor. Without knowledge of the soul's relation. Yani ruhun üstün ruhla Tanrı'ya olan ilişkisini anlamadan diyor. Okay, we'll talk about that later. Bundan konuşacağız sonradan daha ayrıntılı diyor. So, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. This is worship of Krishna and his potency. İşte burada bu Hare Krishna mantrasını söylediğimizde hem Krishna'ya hitap etmiş oluyoruz hem de Krishna'nın kudretine, enerjisine hitap etmiş oluyoruz. Krishna has a fully spiritual body. Krishna'nın tamamen ruhsal olan bir bedeni, bir sureti, bir biçimi var, formu var. İşte o bizim gibi değil. Bizim maddesel, bizim formlarımız maddesel, materyal. Fakat Krishna'nın maddesel, materyal bir formu, sureti, biçimi yok. İşte onun bedeni sonsuz varoluş, sonsuz bilinç ve sonsuz saadetten oluşuyor. Yani şu anda bizim bedenimizle ruhumuz arasında fark var, ayrılık var, farklılık var. Fakat Krishna'nın bedeniyle ruh arasında hiçbir fark yok, aynı. İşte o nedir? Tek olan mutlak gerçek, ayrılık, dualitesi olmayan, hiçbir şey ondan farklı değil. Hiçbir şey ondan farklı değil, farksız. Fakat aynı zamanda hiçbir şey ondan da aynı değil. Okay. So worship both. İşte ikisine birden ibadet etmelisiniz diyor. İkisine birden. Yani bu güneş ve güneş güneş ışını gibi. Incense and the fragrance. İşte nedir? Tütsü ve tütsünün kokusu. The supreme person. İşte en yüce zat. And his supreme energy. Ve onun en yüce enerjisi, kudreti. She also ikisi has birden. A fully spiritual form. She yani o dişil enerjisi Krishna'nın en yüce kudreti, onun da bir formu she var. Don't think Krishna is like a guy like us. İşte hiçbir zaman için Krishna bizim gibi biri diye düşünmemeliyiz. İşte onun dişil enerjisi Radha da bizim gibi biri diye düşünmemeliyiz. İşte o Krishna'yla aynı, bir. Aksi halde o dişil enerji yani Radha Krishna'ya nasıl zevk verebilir? Zevk verebilir. Nedir? En yüce eril ve en yüce dişil. İşte bu dünyada onların gölgesi. Yani oradan bir yansıma onlardan. A reflection. Everything is there in the reflection but opposite. İşte ne oldu? O yansımada her şeyi görürüz, bir şeyin yansımasını ama her şey zıttır birbirine. O yansımada. This world, bu dünya. B-E-R-T-U. Bertu. Bertu. This world, why this world is like this? Neden bu dünya böyle? What's the foundation of the material world? Maddesel dünyanın foundation temeli nedir? Foundation is a spiritual world. Nedir o? Bu madde aleminin temeli ruh alemdedir. This world is the opposite. İşte bu madde alemi tam onun. The spiritual world, the relation between the supreme male and the supreme female, that is the topmost bliss. İşte ruhsal alemdeki o en yüce erilen dişil arasındaki ilişki en yüce, en üstündür. And this world like a shadow. Bu dünyada da onun gölgesini görürüz. The cause of all pain, all suffering. İşte o da nedir? Bütün acılarımız ve sefaletimiz, onun yansıması. Çünkü cinsel ilişki veya cinsel hayat bu dünyadaki en büyük zevktir. Bu aynı zamanda da en büyük acıdır. Yani ondan daha güçlü bir, bu ilişkiden daha güçlü bir şey yoktur diyor. İşte bu yüzden diyor yansımaları bırakmalıyız.
Ve o orijine gitmeliyiz. Yani kaynağa gitmeliyiz. Asıl yere. Her şeyin orijini olan yer neresidir? Onu araştırmalıyız. So the soul, when the soul comes to this world, ruh bu dünyaya geldiğinde, that soul gives up. Right, that feeling of service to Krishna is transformed to, instead of trying to serve Krishna, everyone tries to become Krishna. İşte ne olur bu dünyaya geldiğimizde o Krishna'ya içimizde olan hizmet darması hepsi ters döner ve herkes bu dünyanın zevkini çıkaracak benim diye düşünür Tanrı'ya zevk vermek yerine. Ne olur bütün kadınlar erkeklerin zevkini çıkarmak ister, bütün erkekler kadınların zevkini çıkarmak ister. İşte ne olur aslında bu gölgedir, yani ruhsal alemde gördüğümüz şeyin bir gölgesidir. Jyotirma tamam. Jyotir gama tamam. İşte ne diyor o yüzden Vedik bilgiler? Karanlığı bırak, aydınlığa git. Yani ışığa git. İşte biz bu maddesel ilişkilerimizi arttırmak yerine en yüce Tanrı ile olan ilişkilerimizi güçlendiriyoruz. Çok yüksek diyor. İşte birçok kişi bu imkansız diye düşünüyor. But that's the goal. Fakat amaç budur diyor. Amaç budur. İşte benim amacım nedir bunu bilmeni istiyor. Should we not have sex? But sex come from where? Fakat diyor seks, yani cinsel hayat nereden geliyor? What's the origin of? Orijini ne, kaynağı ne? What is the proper use of? Veya onun uygun kullanışı nasıl? Sex life must also be in Krishna. Tabii ki seks hayatı Krishna'da mevcut. Krishna'da da mevcut olmalı. Ondan geliyor. Fakat eğer onu kötüye kullanırsak acı çekeceğiz diyor. Sen eril misin, dişil misin? Bütün ruhlar diyor doğa itibarı dişildirler. Bu kimdir tek eril olan? Krishna. Perfection of the desire. İşte bu diyor mükemmelliğin, arzunun mükemmelliğidir diyor. Biz eğer gerçek şeyi bırakır da bu dünyada böyle vakit kaybedersek bu şekilde, biz acı çekeriz diyor. Okay, so anyway, I have a question. Yes, sir. First of all, I want to understand so much. If you say the Krishna, is that correct? Krishna can control everything. And some of the people can control the Krishna. Yes. Yes. Am I correct? Yes, yeah. Yes. But that is very few, qualified, pure. Some of the people say we can. Can we say that some of the people is Krishna, many Krishna, or many Krishnas. These people become Krishna. No. They control Krishna, but they always have the feeling I'm servant of Krishna. Oh, Krishna'yı kontrol ediyorlar fakat her zaman ben Krishna'nın hizmetkarı diye unutmuyorlar. İşte hatırladım, yani hiçbir zaman için o pozisyonu kötüye kullanmıyorlar. Yani her zaman onun hizmetkarı olduğunu biliyorlar. Krishna onlara o pozisyonu veriyor. Beni kontrol et diye. Ha? Bir tam bir kontrol değil aslında. Not fully controlled. Why not? Fully controlled. Tam kontrol. Mesela işte you can give the example. But they never misuse that power. Fakat o gücü, o şeyi kötüye kullanmıyorlar. They use that power for Krishna's happiness. Krishna'nın mutluluğu için kullanıyorlar o gücülerini. Like yani Krishna has father. Krishna'nın örneğin babası var, tamam mı? Krishna'nın Nanda baba. Onun babası. Ha? Annesi de var. Annesi de var. Çünkü onlar onu öyle sevmek istiyorlar Krishna'yı, oğulları olarak. If you want to serve him like a son, he can give you that position. Eğer sen ona oğlum, yani oğlun olarak sevmek istersen Krishna'ya hizmet etmek istersen, sana o anne baba pozisyonunu veriyor Krishna. But they always use that power for Krishna's happiness. Fakat o pozisyonlarını, yani anne baba olma pozisyonlarını her zaman için Krishna için, Krishna'nın hizmeti için kullanıyorlar. They teach Krishna alphabet. Örneğin Krishna'ya alfabeyi öğretiyorlar, A, B, C diye. This is good, this is bad. İşte bu iyi, bu kötü diye öğretiyorlar Krishna'ya. They always use that power for Krishna's good. İşte bu her zaman için kendi güçlerini Krishna'nın faydası için kullanıyorlar, yararı için. They always feel I'm servant. Her zaman da biliyorlar ki ben, onlar Krishna'nın hizmetkarı. İşte bu duygu hiçbir zaman onları terk etmiyor, bırakmıyor.
this is very confidential. İşte bunların hepsi diyor çok gizemli. Bunlar normal bizim bildiğimiz öğretilerde şeylerde olmayan bir şey. Yani bunlar artık doktora derecesi. İşte Hindistan'ın bu esas en şey bilgileri, derin bilgileri bunlar. Yani onlar hep bu oralarda bunlar oluyor, inanıyorlar. Ben orada yaşadığım için 19 sene biliyorum. İşte Krishna bize bağımsızlığı veriyor, bağımsızlığı olmayı veriyor. Fakat biz onu kötüye kullandık şu anda. Ne oldu? Biz onu hizmet etmek yerine bu dünyayı sömürmeye başladık. İşte aynı şekilde yeteneği olmayan kişiye bir kudret, bir güç verdiğimizde onu kötüye kullanır o kuvveti. İşte mesela örnek veriyorum diyor bir polis. Gücü vardır. Uygun olarak kullanırsa sorun yoktur polis gücünü. Fakat kötüye kullanırsa herkes acı çeker bundan. Bir şey daha sormak istiyorum. Krishna, ben kaçırmış olabilirim. Krishna'yı tanrı yapan sadece bir materyal olaraktan yaratması mı yoksa arzu etmesi mi sadece? Krishna becomes God because he creates the matters or he desires. Bir daha söyle. Anyway, don't worry, just hear something tonight. Onu çünkü dedi ya hani Krishna arzu ediyor. Krishna her zaman için Tanrı. O değişmiyor. Tanrı yapan bahsettiği enerji yayıyor. Enerjetik esas ondan çıkıyor. Enerji ondan çıkıyor evet. Enerjetik o enerji kaynağı. Yani bu bağlamda söylemek istediğim şey tam açıklayamadım. Tamam söyle. Şöyle söyleyeyim. Hani sadece bu materyal olaraktan yaratması mı bu? Ama enerjisi yaratıyor. Krishna enerji, yaratmıyor. O zaman arzuladığı için yaratıyor. Arzulayarak yaratıyor demiştik. Aha, o arzuluyor. Herhangi bir arzulayan insanın da bunu, o arzulayan insanı Krishna yapmaz mı? Okay. Arzuyla yaratıyorsa, mesela ben sevmeyi arzuluyorum, seviyorum. Aha. Ve seviyorum, buna hiçbir şey engel değil. Yani sevgi sadece bu Krishna'nın değil, benim de yapabileceğim bir şey. Ama ben işte bir şeyi yaratamam. Tamam, aynen. Bu materyal olaraktan mı yapma sadece Tanrı yapıyor, bunu merak ediyorum. Material olarak okay, ask after. Dur, okay, no, no, it's good. So it's Krishna desire. I desire to Krishna, God, or this is that he creates. You understand what I'm saying? He's simply asking what makes him God. He's the cause of everything. O işte her şeyin nedenselliğidir, kaynağıdır. He's the enjoyer of everything. O her şeyin zevkini çıkarandır. Oldu mu cevabı? Ben anlayamadım. He didn't understand. Don't worry. So Krishna has given independence to all souls. Yani Krishna bütün ruhlara bağımsızlık veriyor. Yani özgür irade veriyor. Özgür irade. This drum has no independence. So şu diyor bu davulun yani drum mridanga'nın kendi bağımsızlığı yoktur. Its soul is consciousness. Fakat ruh bilinçlidir. Superior to matter. Nedir? Maddeye üstündür. Bunu anladık. Yani ruhumuz maddeye üstün. Bunu anladık. Krishna has given some independence. Krishna ruhlara bir özgür irade verdi. Fakat biz onu şu anda kötüye kullandık. Yanlış kullanıyoruz. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Bence sorduğun soruda da bir sorun olabilir. Çünkü onu tanrı yapan ne diyorsun? Ama onu bir şey yap, onun bir şey yapmasa onu tanrı yapmıyor. O zaten var ve sadece arzuluyor. Hı hı. Evet. Öyle de düşünüyorum. Evet, öyle dedi zaten. O bir şey yapmıyor. O sadece arzu yani ediyor. O bir şey yaptığı kudretleri için, yapıyor. Yarattığı için yani enerji olmuş olmuyor diye anladım. Benim burada esas sormak istediğim şey enerjiyi yaymasıyla hani enerjiyi yayıyor. Enerjinin de Krishna'ya ihtiyacı var. Krishna'nın da enerjiye ihtiyacı var. Yes, evet. Ben bu bağlamda bu soruyu sormuştum. Yani evet. Bu amaçla Krishna enerjinin de Krishna'ya ihtiyacı var. Pardon, Krishna'nın da enerjiye ihtiyacı var. Evet. Arzu etme olayı benim sorum oradan geliyor yani dayanan ona isimlerden de. So, so Krishna depends on energy, energy depends on Krishna, both. O ilişkiden bahsetti ya. Yani biz de onun enerjisiyiz. But Krishna also has separateness from his energy. Fakat aynı zamanda Krishna da kendi enerjisinden ayrık. At the same time. Aynı anda yani aynı simultaneously, eş zamanlı. Difference. Yani eş zamanlı olarak farklı olması ve aynı zamanda farksız olması. Zaten işin şeyliği orada muhteşem. Yani ikisi so, birden. Chant these names. İşte diyor bu isimleri zikredin diyor bu Hare Krishna Maha Mantrasını. No
bundan daha üstün bir meditasyon tekniği yoktur diyor bu isimlerin zikredilmesi. Maha mantra dediğimiz Hare Krishna. Çünkü nedir? Bu Radha Krishna'yı anlattı ya şimdi, enerji ve enerjetik, enerji ve enerjim kaynağı. İşte bunların ses haline gelmiş şeyi mantra bu Hare Krishna mantrası. Nedir? Ses her şeyi yakalıyor. İşte şimdi şu anda ezan okuluyor dışarıda. Herkesi çekiyor yani, herkesi cezbediyor. Nedir bu ses işte? Sesin çok kudreti var, gücü var. How to withdraw mind from this world to there? İşte biz şu anda zihnimizi bu dünyadan çekip ruhsal aleme nasıl yönlendirip odaklandıracağız? İşte bunun en kolay yöntemi ses aracılığıyla. İşte bu bahsettiğimiz Radha Krishna isimleri, Hare Krishna tamamen ruhsal isimler, spiritual. İşte bu Tanrı'nın bir çeşit ses enkarnasyonu. İşte ne diyorlar şimdi ezan okurlarken, Tanrı Allah en yüce, gel gel diye ezana çağırıyor, namaza çağırıyorlar. Yes, but he's also sweet. Fakat biz aynı zamanda diyoruz ki tamam tamam doğru, fakat aynı zamanda Tanrı tatlı. Sweetness is always greater than greatness. İşte her zaman Tanrı'nın tatlılığı, her zaman için Tanrı'nın tatlılığı onun ululuğundan yüce, daha güzel, muhteşem. Anlıyor musunuz diyor. Anladın? Eğer bu diyor isimleri zikrederseniz diyor bu Hare Krishna mantrasını, o Krishna'nın o tatlılığını tadacaksınız. Ki o onun so yüceliğinden daha üstün. Neden? Tatlı. Çünkü son derece iyiliksever, merhametli. Kim bu pozisyonu veriyor bize? Krishna yani kendi pozisyonundan vazgeçiyor Krishna. Krishna give himself to those who have no other desire. İşte başka hiçbir arzuları, maddesel arzuları olmayanlara Krishna kendisini bizzat veriyor. So kind, so generous. İşte son derece iyiliksever, son derece bonkör. So Krishna's name, Krishna'nın isimleri, his form, onun formu, onun biçimi, sureti, onun nitelikleri, his activities, onun eylemleri. These are the meditation of the topmost yogis. İşte diyor yogilerin, en üstün yogilerin meditasyonu bunlar. Bunları düşünmek. If you read sixth chapter, Bhagavad Gita, 6. bölümünü okursanız diyor. Krishna says, "Yogi of all yogis, the yogi who always thinks of me, he is the topmost." Krishna diyor ki bütün yogicilerin içinde beni düşünenler en yüce yogicilerdir diyor. Bana meditasyon yapanlar. İşte buna bhakti yoga deniyor. İşte adanmışlık yogası. Nedir? O ilişkiyle Krishna'ya bağlanmak. Bu şekilde. İşte bu ilişkide duyarak geliyor bize Krishna'ya. Okay, become vegetarian. Vegetarian olmadan önce diyor. Adana'yı unutun. So, kebap yok. Kebap yok. No. Balık yes. yok. So cruel man. He looked very nice but very cruel. I'm not the only one. İyi görüyorsun ama diyor şeysin, canisin diyor. Try to have mercy. Merhamet geliştirin hayvanlara da, başka varlıklara da. Onların da ruhu var. Yemeyin onları. Ne olacak? Kalbimiz iyi olmaya, yani nedir? Şefkatli olmaya başlayacak. İşte diyor biz yani böyle kötü şeyler yersek, çöplük şeyler yersek o tür şeyleri düşüneceğiz, kötü şeyler. Ne olacak? Acımasızlık, bir bencillik gelecek diyor bize. Vegetarian olun diyor. Chant these names. Bu isimleri zikredin. Okay. If you don't become vegetarian, start to chant. Eğer diyor şu anda vegetarian olamıyorsun, en azından bu Hare Krishna mantrasını zikretmeye başla diyor. O seni saflaştıracak. Because everyone have right for this. Çünkü herkesin diyor bu Hare Krishna mantrasını zikretme hakkı var. Names will reveal the form of Krishna, the qualities of Krishna, the activity. İşte bu Hare Krishna mantrası Krishna'nın ismini, formunu ve suretini ve niteliklerini tezahür ettirecek içinizde. Sorusu olan var mı diyor içinizde? Yes, biraz saçma da olabilir. She's soon. Ask. Yes. Oh, she's here. Aha. Bir dakika soruyu şey yapayım. Şimdi ben bir maddeye kötü dersen kötü olur, iyi dersen iyi olur. Bu benim yargım. Sigaraya ben kötü dersem kötüdür, iyi dersem iyidir biraz daha. Ama ben bu mantrayı söyledikten sonra bu 10 günlük süre zarfında sigara belki ben kötü diye adlandırdığım ve içtiğim için sigara içemiyorum. Yani şey söylemişti bana, Allah için ye. Çünkü ben çok merak ettiğim bir sorunun cevabını almıştım bir önceki geldiğimde. Çünkü evet vejetaryenim ama başka maddeler de yiyorum. Bu döngü yani
onları da tüketiyorum, ne olacak? Yani burada bir şey var, açıklık var gibiydi. O da Allah için yememi söylemişti bir sonraki evre olarak. Onu yemeye, onu yapmaya başladıktan sonra o 10 günlük süre zarfında sigara içemiyorum, içmiyorum. Yani bedenim bunu kabul etmiyor. Acaba dedim, ben onu kötü olarak yargıladığım için sigarayı ve Tanrı'yı iyi olarak görüp yan yana mı koyamadım? Benlik bir şey mi? Yani bu yargı var mıdır aslında bir noktada? Sigara iyi ya da kötü, yargılar konusunda ne düşünüyor? Onu merak ediyorum so aslında. So she's curious about judgments. Like we think that if we smoke cigarette, the cigarette is bad, is not good. So is it that I am thinking that cigarette is bad, but maybe cigarette is good. So now 10 days you told me that I should do everything for God, for Allah, for Krishna. Yeah. So now I've been doing it to eat for Krishna and everything. So I gave up cigarette. I'm not smoking. Okay, good. So but this is that, what is your judgment? Like, I, because I think that cigarette is not good. For this reason I not smoking. For this reason I am not smoking. It is the what my goal is. Her şey diyor benim amacıma bağlı, hedefime. Good and bad depended on my goal. İşte diyor her şeyin, bir şeyin iyi veya kötü olması tamamen benim hedefime bağlıdır. Yani hedefim ne? Ona bakmalıyız önce. Anyway, my understand? Yes, yes. Can't think of an example. If I want to become a sportsman. Diyelim ki ben bir sporcu olmak istiyorum. Hedefim bu. So benim için sigara içmek kötü olacaktır bir sporcu için. Ne olacak? Egzersiz, yaptığım egzersizler verimsiz olacaktır. Ama ben tutup da bir uyuşturucu müptelası olmak istersem egzersiz yapmak benim için kötü olacak. Sigara içmek uygun olacak. İşte her şey diyor bizim hedefimize bağlı. What ne hedefimiz? İşte nedir faydalı olan ve faydasız olan hedefimizden. İşte insanların farklı hedefleri olduğu için farklı fikirleri vardır, düşünceleri. İşte Krishna bunu Bhagavad Gita'da açıklıyor. İşte diyor maddeci insanlar için gece olan şey. İşte diyor şeyler için, adamışlar için gecedir diyor. Çünkü farklı şeyleri farklıdır diyor. Amaçları farklıdır. Maddeci insanlarla spiritüel insanların amaçları farklıdır. O yüzden farklı görürler diyor. İşte diyor ben, sen eğer bir taksi şoförü ve gece çalışıyorsan sigara içmek senin için iyidir. But if you want to practice spiritual life, fakat ruhsal hayatı uygulamak istersen sigara ifsin hiçbir faydası yoktur. Zararı vardır sana. Why? Neden? Good, then you're depending on this happiness, then how will you feel the happiness of the soul? Eğer çünkü sen bu maddesel hep ve mutluluğa dayanıyorsun. O yüzden ruhsal mutluluğunu nasıl hissedeceksin? Çünkü bir maddeye dayanıyorsun hep mutluluğun için. Ruhuna dayanmıyorsun. Sit quickly. Oh, you came. They came. Okay, buyurun. So, okay. Şurada geçin. Buraya da gelebilirsin. Buraya da gelebilirsin. Şunu biraz aşağı çeksene, dış içeriye girsin. Ha, sağ. Yes. Could you tell the story about the witch who wants to feed her breast and poison try to poison the Krishna, but his her position elevated because okay. Yeah, you know the story. Maybe it's okay. He wants to hear one pastime of Krishna. Yeah. Krishna'nın diyor bir eğlencesini duymak istiyor Nanda Sutu. He also wants a translation of Mahamantra. Sen de diyor aynı zamanda Mahamantra'nın tercümesini istiyorsun. So Krishna, where he lives? Krishna? Where does Krishna live? Krishna nerede yaşar? That is the spiritual world. İşte ruhsal alemde, bunu anladık. Krishna says Taddama Paramamam. Krishna, that is the supreme abode. İşte Taddama Paramamam. Diyor ki Krishna, orası yani Tanrı mekanı en yüksek mekandır. Everything there is eternal. Her şey orada ebedidir. Even sun, moon. Hatta trees, güneş bile, ay bile, ağaçlar bile ebedidir orada. Cows, inekler bile, insanlar bile. Everything is conscious. Her şeyi bilinçlidir orada. Ağaçlar da. Bütün işte oturulan koltuklar, yer, her şeyi orada bilinçlidir. Ruhsal like alemde. Aynı bu dünyanın zıttı there yani. No, çünkü orada zaman yoktur ruhsal alemde. There is no matter.
Orada madde yoktur. That is called Golok. İşte ona Golok Vrindavan denir oraya. But Krishna is very kind. Fakat Krishna son derece iyilikseverdir. İşte bize, bizim için ne yapacak? We've forgotten him. Biz o şu anda Tanrı'yı, Krishna'yı unutmuş vaziyetteyiz. Full of ignorance. Çünkü cehalet dolu içimiz. İşte ben bu bedenim, ben Türk'üm diye düşünüyoruz. İşte ben Rus'um diye düşünüyoruz. We forgot about Krishna. Ne oldu? Krishna'yı unuttuk. But he never forgets. Fakat o bizi asla unutmaz. So he comes to this world. Ne olur? Bu dünyaya gelir bazen, iner, enkarne eder. Avatar. İşte buna avatar denir. Why he comes? Neden gelir Krishna to bu dünyaya? Zevk çıkarmak için o bir tarafı işin. Because when he comes, geldiğinde, çünkü ruhsal alemdeki bütün sakinleri ve mekanı birlikte iner buraya. Ne olur? İşte esas ana neden onlarla, sakinleriyle birlikte bu dünyada zevk çıkarmaktır. Fakat Krishna hali hazırda bu dünyaya inmesine rağmen avatar olarak hala ruhsal alemde mevcuttur. Bu nasıl olanaklı? Fakat bu Krishna'da mevcut olanaklı. İşte bu kendi partisinin, yani sakinlerini bu şekilde hareket ettirir. Evrenden bir evrenden başka bir evrene devamlı geçer. Why? Neden? Hearing about Krishna. Biz bu şekilde Krishna hakkında duyalım. If you're lucky, you can see him directly. Ve şanslıysanız direkt olarak da görürsünüz onu. But not so lucky, you can hear about him. Fakat biz şu anda şanslı olmadığımız için en azından duyuyoruz onun hakkında. So hearing about him can also develop affection. İşte ne olur? Krishna hakkında duyarak ona karşı sevgi geliştiririz, aşk geliştiririz. So when Krishna appeared, don't think everyone was very happy to see him. İşte tabii ki Krishna bu dünyada tezahür ettiğinde avatar olarak herkes hoşnut olmadı onu görmekten. Herkes değildi. This world is a prison house. Çünkü bu dünya aynı bir hapishane gibidir. Why we are here? Neden biz buradayız? All souls came here to forget Krishna. Neden bütün ruhlar buraya Krishna'yı unutmak için geldi? To be separate. Ne oldu? Ondan ayrık olmak için geldi. Why should he get all the happiness? Neden Krishna geçsin, elde etsin bütün şeyleri, zevkleri? Bana ne olacak peki? Krishna gave us independence. Çünkü hatırlıyor musunuz? Krishna bize bir bağımsız irade verdi, özgür irade. What about the souls who don't want to serve? İşte Krishna'ya hizmet etmeyecek ruhlara ne olacak? Etmek istemeyen. Nereye gidecek onlar? They come to Istanbul. Onlar İstanbul'a geliyorlar. They come to New York. New York'a geliyorlar. They come to Hong Kong. Hong Kong'a gidiyorlar. They come to Nigeria. Ne oluyor yani? Maddesel aleme geliyor ruhlar, Tanrı'dan yüz çevirenler. So Krishna also to give mercy to us, he also comes. İşte Krishna da bize tekrar merhamet verip bizi kendine döndürmek için bu dünyaya iner. Also here are called Bahirmukh. İşte o yüzden bütün ruhlar burada Bahirmukh. Against Krishna. Yani nedir? Tanrı'ya, Krishna'ya zıtlar. Because everyone's very busy with their own enjoyment. Çünkü şu anda herkes bir kendi zevkinin peşinde. Hiç kimse Krishna'yı düşünmüyor. They don't understand. Krishna is satisfied, then you become happy. Fakat bilmiyoruz ki Krishna hoşnut olursa biz de mutlu olacağız. İşte bu aynı bir ağacın köküne biz su dökersek, sularsak bütün ağaç suyu alır. İşte Krishna bu dünyada tezahür ettiğinde avatar olarak zannetmeyin ki herkes mutluydu onu görmekten. Çünkü iblisik doğa hala. Yani uzun bir hikaye diyor bu. So Krishna appeared 5200 years. Krishna 5200 yıl önce bu dünyada enkarne etti, avatar olarak indi ruhsal alemde. Her zaman için ebedi olarak o 16 yaşında, hep genç, ebedi. İşte bazıları Krishna'nın o bebek formunu çok severler, çocuk formunu. İşte 16 yaşında ebedi olarak o delikanlı olmasına rağmen Krishna, işte Yoga Maya'nın korumasını alarak bir bebek gibi bu dünyada görünüyor. Fakat hala Tanrı'dır o. İşte hiçbir zaman düşünmeyin ki Krishna 16 yaşına geldi de Tanrı oldu. İşte bebek olarak da Krishna bir takım eylemlerde bulundu. People so unfortunate they hear it. Oh, Krishna's like. İşte bazıları o kadar şanssız ki bunu duyunca Krishna da aynı benim gibi diye düşündüler. From the beginning he is the supreme person. Fakat o başlangıçtan beri en yüce Tanrı. So to give happiness to the devotees who like to baby Krishna. İşte bebek Krishna'yı sevenlere zevk, o tür adamışlara zevk vermek için Krishna. And to bewilder the demonic. Ve iblisik varlıkların da kafasını karıştırmak için. To fulfill their desire to forget him. Yani onu unutma arzularını yerine getirmek için Krishna, onları kandırmak için işte bu bebek formunda tezahür etti Krishna. There was one witch. Bir tane bir iblisik kadın varmış, cadı.
Putana. İsmi de Putana'mış bu cadının. She also had big history. Onun da bir hikayesi varmış tabii. Her father was a great devotee, Bali. Onun babası Bali, yani çok meşhur bir adammışmış. And Krishna came in the form of a dwarf. Krishna işte Vamana Maharaj olarak böyle cüce formunda gelmiş. Don't think like Lord of the Rings this time. İşte o yani cüce Lord of the Ring'deki gibi değil tabii. Son derece yakışıklı, cezbedici, güzelmiş. İşte Vamana formunda, Krishna formunu görünce o cezbolmuş kalbine. Oh, keşke o bu benim oğlum olsa bu çocuk demiş. Son, eğer o benim çocuğumsa ben onu emzirirdim demiş. Süt verirdim ona. Tabii Krishna herkesin arzusunu biliyor. Krishna tamam onun arzusunu doyuracağım demiş. But next minute, fakat diğer bir saniyede Krishna bu şekilde onu kandırmış babasını. That cheating is very sweet. Fakat onun kandırıkçılığı da son derece tatlı. Krishna means all sweet. Krishna demek bütün tatlılık demek. Even he cheats or lies, o yalan bile söylese Krishna, so kandırsa bile onun o yalan söylemesi tatlılığı bile yalan söylemesi kandırması bile tatlıdır. So Krishna cheated her father. Krishna bu şekilde babasını kandırdı. Then aldattı. So angry, no? Ve tabii kızdı. Well, my son, I'd poison. İşte o yüzden oğlum olsaydım ben seni zehirlerdim dedi. Krishna said, okay. Krishna tamam dedi. I'll fulfill that desire as well. Ben o arzunu da doyuracağım dedi. So next life she came as Putana. İşte bir sonraki hayatında bu kadın Putana olarak and geldi. Krishna, yes, I will be your son. You will feed me breast milk, but you will also try to kill me. İşte dedi, tamam ben senin oğlun olacağım, sen benim annem olacaksın, bana süt vereceksin, fakat aynı zamanda ben de seni öldüreceğim dedi. People knew before Krishna appeared, people knew he was coming. İşte bir gelmeden önce herkes biliyordu Krishna'nın bu dünyada beliricağını. The saintly persons knew. Aziz evliyalar biliyordu. They were full of eagerness. Çünkü onlar bekliyorlardı büyük bir arzuyla Krishna'nın belirişini. The demonic also knew. Tabii ki iblislik varlıklar da biliyordu onun beliricağını. Fakat korku duyuyorlardı aşırı onun gelişinden. So the demon king, his name was Kamsa. İşte iblislik kralın ismi Kamsa'ydı. Very powerful. Çok güçlüydü bu Kamsa kralı, iblislik kral. Very handsome. Son derece yakışıklıydı. But no love. Fakat against Krishna. Hiç Krishna'ya karşı bir sevgisi, aşkı yoktu içinde. So he knew Krishna had appeared somewhere. Biliyordu ki Krishna bir yerde göründü, belirdi, avatar olarak geldi. It's a huge story. Uzun bir hikaye. But where he appeared, how he appeared. Fakat nerede göründü Krishna, nerede belirdi bilmiyordu Kamsa. So he sent his spies, everyone. Ve kendi ajanslarını yolladı sağa sola bulması için Krishna'nın nerede doğduğunu. Kill all the babies born. Ve dedi ki işte o ya, son 10 gündür ölen bütün doğan bütün bebekleri öldürün diye emir verdi bu iblislik kral Kamsa. So Putana was searching, where is baby Krishna? Putana işte bu cadı kadın arıyordu nerede Krishna, bebek Krishna diye. She came to Krishna's village, Vrindavan. Krishna'nın kasabasına, köyüne geldi, Vrindavan'a, bizim yaşadığımız yer. And she saw many, many gopis running. Fakat orada birçok gopinin, yani Krishna'nın sevgilisi olan gopilerin koştuğunu gördü, koşarak gitti. Hepsi çok güzel bir şekilde giyinmişti. So many flowers in their hair. İşte saçlarında güzel güzel çiçekler vardı bu kızların. Running. Koşuyorlardı büyük bir hızla. O Krishna'yı göreceğiz diye. Nerede? O Krishna'nın evine doğru koşuyorlardı. Krishna bütün ruhların ruhu. Object of love of everyone. Bütün herkesin aşkının objesi Krishna. So she heard them talking. Krishna işte duydu onların konuşmasını. You see baby Krishna? So sweet. O Putana so duydu bu cadı. Yani o gördün mü Krishna, bebek Krishna diye konuşuyorlardı o gopiler birbirlerinden. Like the creator has put all beauty in one child. İşte bebek formuna koydu. Eyes like lotus. İşte gözleri aynı lotus çiçeği gibi uzun uzun. Saçları so lüle lüle çok yumuşak bedenli. Everyone was talking about baby. Herkes bu bebek Krishna hakkında konuşuyordu bütün so o gopiler. Oh, o cadı kadın da işte Putana da bu Krishna bu olmalı dedi. Ben onu gidip şimdi öldüreceğim dedi. Not so easy. Fakat o kadar kolay değildi Krishna'yı öldürmek. So she took the form of a very beautiful woman. Ve ne yaptı bu cadı kadın? Güzel bir kızın formuna büründü. Everyone, oh, who is this? Herkes dedi, kim bu güzel kız? She cannot be human. Bu so insan beautiful. Olamaz, çok güzel dediler. Oh, maybe this is Lakshmi, the goddess. Belki bu Lakshmi, yani bereket tanrıçası. Maybe the demigods. Belki bir yarı ilah, işte neydi, cennet katlarından inmiş. They also have greed to see beautiful Krishna. İşte onların da böyle Krishna'yı görme arzusu vardı. So when she entered, no one stopped her. İşte Putana bu cadı güzel kız olarak girdiğinde Krishna'nın odasına kimse onu durdurmadı evine. Krishna was on one baby swing.
Krishna işte o bebek şeyinde ne denir? Tahtarasında beşiğinde yatıyordu. Such a beautiful child. Why are you keeping him in a suite? Oh, dediler, Putra bu cadı dedi ki, oh, bu kadar güzel bebek, neden onu o beşikte tutuyorsun? Onu her zaman kucağına almalısın. Her zaman onu göğsüne yaklaştırmalısın, kalbine. Neden onu tuttun da beşiğe koydun dedi. İşte aynı zamanda çok anne gibi görünüyordu o Putra'na. Cadı, fakat yani yalandan yapıyordu bunları. On her breast, she had put some poison. Ne yaptı o? Göğsüne, memelerine zehir koydu bu cadı Putra'na. She took baby Krishna out of the. Ne yaptı? Bebek Krishna'yı aldı şeyden, çıkardı beşikten. Baby Krishna closed his eyes. Bebek Krishna gözlerini yumdu. Why? Neden? Birçok nedeni var. Like an ordinary child, he's showing fear. İşte nedir? Sıradan çocuk baby korku duyduğunda gözlerini yumar. Krishna doing human-like posture. İşte Krishna da sanki insanmış gibi hareket ediyor. İnsan değil tabi. Not human. Yani insan değil, insanmış gibi. Krishna not act like a baby. How can you feel he is my son? İşte eğer Krishna bebek gibi hareket etmezse onun oğlu olduğumuzu nasıl düşünebiliriz? So, to encourage everyone's feelings, he closed his eyes. İşte ne yaptı? Bütün herkesin duygularını cesaretlendirmek için Krishna gözlerini yumdu. So if Krishna's eyes were open, she would be too afraid to come. Eğer Krishna'nın gözleri açık olsaydı, o Putana cadı oraya girmekten korkacaktı. İşte o yüzden Krishna'yı kandırmak için gözlerini yumdu Putana. Also Krishna was thinking. Krishna aynı zamanda şöyle düşünüyordu. She's come to kill me. İşte beni öldürmeye geldi bu cadı Putana. She's also come like a mother. İşte ama aynı zamanda bir anne gibi geldi bana. So where will I send her? Nereye yollayacağım onu dedi. Çünkü düşünüyor, bana süt vermeye geldi aslında o. İşte o cadı Putana aldı o bebek Krishna'yı. Ne yaptı? İşte memesini aldı, Krishna'nın ağzına koydu. Fakat o göğsü tamamen zehir doluydu o Putana'nın. Kalakut, son derece güçlü bir zehir bu, Kalakut zehiri. İşte dedi Putana, ben şimdi onu bitireceğim, Krishna'yı öldüreceğim. Krishna tabii içti o göğsünden, memesinden sütü. Fakat süt gelmiyor tabii. Tabii çünkü hakiki bir anne değildi o Putana. İşte tabii ki çocuğu olmayan bir kadının bu göğsünden süt de gelmez. Tabii bebek Krishna öfkelenmeye başladı çünkü süt gelmiyor memesinden o cadının. Niye süt yok dedi. Ve bastırmaya başladı göğsünü kadını, kızın. İşte çok, o şekilde. So much pain she felt. So tabii Putana bu cadı çok büyük acı hissetmeye başladı. Krishna's pressing so hard. So Krishna tabii bastırıyordu onun bu göğsünü. She had the strength of 10,000 elephants. Ne oldu? Putana'nın o 10,000 tane filin gücüne sahipti Putana. Child, leave me, she cried. Oh, Putana haykırdı. Oh bebek, oh çocuk, bırak beni, bırak beni dedi. So she tried to push him away. Ve göğsünden çıkarıp atmak istedi Krishna'yı memesinden. Fakat kim itebilir, çıkarabilir Tanrı'yı göğsünden? So he's acting like a baby. İşte bebek gibi hareket ediyor Krishna. Even someone with the strength of 10,000 elephants could not. Even yani hatta 10,000 tane filin gücüne sahip olan bu kadın bile atıp çıkaramadı Krishna'yı göğsünden. Ne yaptı? Krishna bütün o zehri emdi göğsünden o kadını. He also sucked out her life. Ve aynı zamanda o cadının hayatını da içti, emdi. Don't you think who will save me? O kim beni koruyacak dedi şimdi bu cadı Putana. She wanted to run to Kamsa. Ve koşmaya başladı Kamsa kralına, o kötü krala, o kralı yani şeylerin lideri. Çünkü o Kamsa kralı, kötü kral yollamış o Putana'ya oraya, cadıyı. Kim koruyacak beni? Tabii kral koruyacak. Ona koşmaya başladı Putana cadısı. İşte bebek Krishna hala göğsünde oynayarak da duruyor, koşmaya başladı Putana. Fakat kendi asıl formunu saklayamadı, o cadı formunu. Ve koskocaman, yani 12 kilometre boyunda bir cadı haline, pozisyonuna geldi. Koşuyor tabi o vaziyette. Ve Krishna'yı da göğsünden bir atmaya çalışıyor. Fakat Krishna bırakmıyor onun göğsünü, memesini. Ve o şekilde Putana yere düştü ve öldü. Ölüm anında neyi düşünüyordu o cadı Putana? Bebek Krishna'yı düşünüyordu. İşte ölüm anında sen ne düşüneceksin? Kendi kedini mi?
apartmanını mı? Ne düşüneceksin ölüm anında? Nereye gideceğim diye düşüneceğim ben. Where will she go? She will think. She'll be thinking of Krishna. Krishna'yı düşünmelisin ölüm anında diyor. Think of Krishna, then you go to Krishna. Eğer Krishna'yı düşünürsen ölüm anında Krishna'ya gideceksin. Krishna says, "One who comes to me never returns." İşte Krishna diyor ki bana hiç kim gelirse bir daha bu madde alemine dönmeyecek diyor. So put her at the time of death anyhow, she's thinking of baby Krishna. İşte Putana bu cadı her bir halükarda Krishna'yı düşündü ölüm anında. So she achieved the topmost liberation. Ne oldu? En yüksek kurtuluşa erdi. People don't understand. Everything Krishna does is sweet, and everything Krishna does is always auspicious. İşte insanlar anlamıyor ki Krishna'nın yaptığı her şey tatlı, her şey uğurludur aynı zamanda. Even if he kills someone, that is supreme. İşte Krishna birini öldürse bile bu bile uğurluluk getirir. So he gave her the topmost liberation. İşte en yüce kurtuluşu verdi Krishna o cadıya. Ne tür bir kurtuluş verdi o putanaya? Tamam, benim annem ol, sen çünkü süt vermek için geldin. Fakat burada değil, bu dünyada değil, ruhsal alemde. İşte ruhsal alemde sanki o Krishna'nın annesiymiş gibi o pozisyonu aldı Putana. Even the yogis cannot achieve. Yogiler, even onlar bile bu pozisyonu elde edemezler. What liberation they achieve? Just merging in Krishna. Ne tür bir liberasyona ulaşıyor yogiler? O Krishna'yla, Tanrı'yla bir olma liberasyonu. Fakat bu bir ceza gibidir aynı. Because if you merge with Krishna, you cannot love him. İşte eğer sen Krishna ile bir olursan onu sevemezsin. To love him, you have to be different from him. İşte onu sevmek için ondan ayrık olmalısın, farklı olmalısın. So Putana got a position even more than the yogis just by hating. İşte Putana sadece Krishna ile nefret ederek yogilerden bile daha üstün bir pozisyon elde etti. How merciful he is. İşte görüyoruz ki Krishna ne kadar merhametli, ne kadar iyiliksever. İşte biri bizi Allah korusun öldürmeye gelse biz ne yapacağız? Önce biz onu öldürmeye çalışacağız. Fakat Krishna o kadar merhametli ki. İşte adamışlardan bir tanesi söylüyor. Krishna son derece merhametli, iyiliksever. İşte o Putana o bir cadı olarak geldi Krishna'yı öldürme arzusuyla. Aho means surprise. Aho, çok şaşırtıcı. No milk, nothing. Hiç göğsünde süt bile yok, hiçbir şey yok. Sadece zehir koydu göğüslerine o kadın. She came as a mother. Fakat bir anne olarak geldi onu emzirme arzusuyla. So Krishna gave her that. Krishna ona o ebedi pozisyonu verdi ruhsal alemde nurse olarak, süt anne olarak. Who would surrender to anyone else? İşte kim başka birine adanacak, teslim olacak? İşte kimse Krishna'dan daha merhametli olamaz. So why do very big austerities? İşte neden çok büyük büyük çileler dolduralım? These people achieve liberation just by hating Krishna. İşte bu kişiler ki Krishna'dan nefret ederek o kurtuluşa, liberasyona erdiler. Putana gibi, cadı gibi. If someone gets such a position by trying to kill Krishna, imagine what position they get if they actually love Krishna. İşte bir kişi Krishna'dan nefret ederek o pozisyona gelirse ruhsal alemde, şunu hayal edin, Krishna'yı tam olarak seven bir adammış, hangi pozisyona gelecek? And must get even more superior. Hatta o Putana'dan, o cadıdan bile daha üstün bir pozisyona çıkacaklar. That's his question. İşte o, bu senin sorundu. Yani soruna cevap verdi diyor. Neden sordu? And he asked, what is translation of Mahamantra? İşte Mahamantra'nın tercümesini sordu. Three words: Hare Krishna Rama. Üç kelime mantra burada. Hare Krishna Rama. Krish means to attract. Krish means to kendine cezbetmek, çekmek. Na means ananda. Na means mutluluk. If you chant his name Krishna Krishna. Eğer onun ismini zikredersen Krishna 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 diye, o seni kendine cezbedecek ve sana mutluluk, kendisinin saadetini verecek. Another name of Krishna is Ram. Ve Krishna'nın diğer bir ismi Ram'dır orada. Ram means abode of all happiness. Ram demek bütün mutlulukların mekanı demek, pozisyonu, mekanı. Also Ram and Radhika, her name is Hara. Radhika'nın ismi de Hara. Hara means to steal. Hara demek çalan demek. Krishna is Hari. Krishna Hari. So Krishna steals the mind of everyone. Krishna bütün herkesin zihnini çalar bir hırsız by gibi. His beauty, by his qualities. Kendi güzelliklerinden, niteliğinden. But she steals the mind of Krishna. Fakat Radha Krishna'nın zihnini çalar. So her name is Hari. O yüzden onun ismi Hare. Hara invocative case becomes Hari. İşte Hara yani böyle birine hitap ettiğimizde Hare olur. And because Krishna is always sporting with Radhika, his name is Ram. İşte Krishna her zaman Krishna Radha'yla sport ettiği, birlikte olduğu için, eğlenceler yaptığı için onun ismi Hare. There's many other names.
İşte bunun birçok anlamları var diyor. There's many commentaries of this Mahamantra. Ve bu Mahamantra'nın diğer yorumları var birçok diyor. Birçok farklı. Okay, thank you everyone. Herkese thank teşekkür you. Ederim diyor. Geldiğiniz she ve dinlediğiniz so için. Geç geldiniz diyor. Criminal. Ceza şey suçlusunuz diyor, suçlu. At least kebab yok. En azından kebap yok. Be a little kind, merciful. Biraz merhametli olun diğer varlıklara, diğer canlılara, and ineklere. Chant. Ve bu Hare Krishna mantrasını zikredin. Today is a little special day. Bugün özel bir gün. Ekadisi orucu tutuyoruz biz. Today we don't eat any grains. Bugün biz hiç tahıllı, buğdaylı, pirinçli şeyler içmiyoruz. Sadece yemiyoruz. Sadece patates ve meyve yiyoruz. Today we cannot give you rice and bread. İşte bugün size biz ekmek veya pirinç, buğday veremiyoruz çünkü biz bugün özel oruç, her ayda iki kere bu ayın takvimine göre oruç tutuyoruz, ekadisi orucu. Take a book. Kitaplarımızdan alın. Especially everything I spoke, this is Jayavadharma. Özellikle konuştuğum her şey Jayavadharma kitabında mevcuttur. Alıp okuyun. This book describes better than I can speak. İşte benim konuşmamdan daha iyi tarif ediyor bu kitap diyor. Welcome to India. Hindistan'a davet ediyorum hepinizi, Vrindavan'a diyor. Come, buy a ticket. Gel, şeyini al diyor. Biletini money? Al. It's not so much. İşte sell candy. Şeylerini, böbreklerini sat. Welcome. Gel diyor. Bağlantılarınızı verin ve gelen arkadaşlar size yardım edecek. Orada tapınağımız var, aşramımız var. Aşramda hep birlikte kalacaksınız. Biz orada her şey var. Ufak bir tapınağımız var. Tatlı. Ve Vrindavan şehrinde, kasabasında Krishna'nın doğduğu yer, göründüğü yer, belirdiği yer. Hepiniz geliyorsunuz. Her zaman gelebilirsiniz diyor. Fakat diyor April, May, June, yani şu aylar biraz sıcak. Yani Nisan, Mayıs, July Haziran. Nice, August nice. Temmuz September, uygun, October, Ağustos, great. Eylül, özellikle Ekim bekliyoruz diyor. Orada festivalimiz var. One month festival is there. Bir ay festivalimiz var orada. Nanda Sutta was cheated. Kutsal yerlere gidiyoruz. Nanda Sutta kandırıldı. He came and he fell over. Geldi, düştü fakat. Indian doctor said your elbow was broken. Hindi doktora gitti, hastaneye götürdük. Doktor dedi senin işte şeyin kırılmış dedi, kolun. İşte oraya şey alçı falan taktı. O da dedi ki Türkiye'ye geri dönmek istiyorum. He said don't go. Ben ona gitme dedim. Kal burada dedim. But he went anyway. Fakat geldi Türkiye'ye, döndü. Turkish doctor said. Fakat Türk doktoru dedi ki hayır, kolun kırık değilmiş, değil dedi. We should be crying. İşte o yüzden dedi. So welcome, you're welcome, come. Hepiniz gelin, bağlantılarınızı verin. Okay, start to chant. Evet, zikretmeye başlayın. Ha? Do you want to take a photo? Yes, come. Okay. Achyutananda, come and sing. Sorry. Aha. Hayır, hayır. Tamam. Sorry. Flash. Okay. Kitap nedir acaba? No, she's asking what type of person.